İngilizce, Fransızca, Çekçe ve Türkçe. Lütfen sorularınızı bu dillerden birinde sorun. Lütfen isminizi ve bağlı bulunduğunuz medya kuruluşunu belirtin. Volkan Babacan'a sorularla başlayabiliriz. Ali Naci Küçük, Hürriyet Gazetesi. Volkan, Euro 2016'ya gerçekten müthiş bir başarı öyküsüyle kaldık ve 15 maçta kalemizde sadece 9 gol görerek senin de koruduğun kale belki de Türk futbol tarihinin en az gol yiyen gol ortalamasına sahip bir dönemini geçirdi. Fakat Euro 2016'ya geldiğimizde 2 maçı geride baktığımızda kalende 4 gol gördün. Bunu neye bağlıyorsun? Öncelikle merhaba herkese. Şimdi çok iyi başladığımız bir turnuva olmadı açıkçası. Ama elemelerde de çok iyi başlamıştık. Sonunu çok iyi getirdik. Ben inanıyorum ki Fransa'da kalabilme adına hala çok büyük bir şansımız var. Ve bu şansı da yarın en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyorum. Biz bunun inancıyla yarın sahaya çıkacağız. İnşallah da bunu gerçekleştir. Çünkü Fransa'da daha yolumuza devam etmek istiyoruz. Açıkçası oynadığımız takımlar iyi takımlar. Avrupa'nın çok önde gelen takımları. Defansları iyi olduğu kadar atakları da o kadar iyi. Tabii açıkçası biz de bu kadar kötü başlayacağımızı zannetmiyorduk. Bunu düşünmüyorduk. Ama hala bir şansımız var ve biz elemelerde de olduğu gibi hep son denilen yerden geldik. Şimdi yarın burada kalma adına belki bir son maçımızı oynayacağız. Burada kalmak için, bu şansımız için. Bunu iyi değerlendireceğiz ve Fransa'da yolumuza devam edeceğiz. Please following question. Lütfen bir sonraki soru. Hi there, Philip O'Connor from the Reuters news agency. Was it difficult to come back from the defeat? Zor muydu İspanya mağlubiyetinden sonra 3-0'lık mağlubiyetten sonra toparlanmak ve bu maça hazırlanabilmek? Tabii ki İspanya maçı oynadık ama maç oynandı, bitti ve artık İspanya maçında ne olduğunu, ne yaptığımızı pek düşünecek durumda değiliz şu anda açıkçası. Önümüzde tek bir hedef var, tek düşündüğümüz şey var. O da yarın Çek Cumhuriyeti'ne karşı kazanabilmek. Bunun için sahaya çıkacağız. Ne Hırvatistan maçı ne İspanya maçı şu an aklımızın hiçbir noktasında yok. Next question please. Bir sonraki soru lütfen. Fatih Doğan, Sabah Gazetesi. Başarılar diliyorum. İspanya maçında milli takım kaptanı Arda Turan tribünler tarafından ıslıklandığında ve sonraki süreçte neler hissettiniz? O günden, o saatten bu saate kaptanla birlikte yaşadığınız duygu yoğunluğu nedir? Paylaşırsanız sevinirim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim yarın çok önemli bir maçımız var. Sadece bunu düşünüyoruz. Sadece buna hazırlanıyoruz. Bir şeyler yaşanmıştır, olmuştur. Kaptanımız da buna en iyi şekilde sahada cevap verecek karaktere ve yeteneğe sahiptir. Yarın en iyi şekilde sahada Türkiye adına gereken cevap verecektir. Metin Karabaş, Fanatik Gazetesi. Başarılar diliyorum ben de. Kötü başladık. Bayağı kötü başladık ama bir şansımız var. Senin de söylediğin gibi Volkan. Yarın nasıl bir milli takım olması gerekiyor? Ya da siz içeride konuştuğunuz zaman yarına nasıl motive oluyorsunuz? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Biraz önce de dediğim gibi biz oyuncular olarak tek hedefimiz Fransa'da kalabilmek. Bu turnuvada daha ileriye nasıl gidebiliriz? 16 olur, 8 olur, yarı final olur. Çünkü bunu daha önce başarmış bir ülkeyiz. Daha nasıl gidebiliriz? Daha ne kadar ileri gidebiliriz? Hem Avrupa'daki seviyemizi görme adına bence önemli bir maç. Çek Cumhuriyeti maçında da sahaya dediğim gibi tamamıyla galibiyet parolası çıkacağız. İsteğimiz, arzumuz
çok üst düzey olacak çünkü bu bizim son şansımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Mehmet Demirkol Fanatik, eleme sürecinde maç maç, pozisyon pozisyon birçok çıkması çok zor topu çıkardın. Ve biz öyle geldik buraya. Yani o anlamda büyük rolün var. Ligde de özellikle Fenerbahçe maçında çok olağanüstü bir oyun oynadın. Yani ligin sonuna doğru da müthiş bir performans gördük senden. Ve kaleci tartışmaları büyük ölçüde kapandı Türkiye'de. Ki böyle bir tartışma vardı, kim kaleye geçecek. Sen bu geçtiğimiz iki maçta ne farklı olduk? Yani yaptığınız analizde, hocalarınla yaptığınız analizde neyin yanlış gittiğini düşünüyorsun kendi adına? Şimdi tabii siz baktığınız zaman hep iyi oynadığım maçları söylüyorsunuz. İyi oynadığım maçlar da var. Baktığınız zaman kötü oynadığım maçlar da var. Ben kendi adıma öz eleştiri yaptığım zaman tabii ki ekstra bir katkı vermem gerektiğini düşünüyordum. Bu ekstra katkıyı bu iki maçta veremedim açıkçası. Elemelerde olduğu katkıyı da veremedim. Umarım, ben inanıyorum daha burada yolumuz uzun. Bu Çek Cumhuriyeti'yle maçıyla başlayıp şampiyonaya devam edip ben de artı bir katkı sağlamak için elinden geleni yapacağım. Okay, last question from the gentleman in the back. Son soruyu alalım arkadaki beyefendiden. David Klaus, Česká televize. Někteří hráči z České republiky z týmu Česká působí v Turecké lize. Çek Cumhuriyeti takımından bazı oyuncular Českého týmu. Türk liginde oynuyorlar. Çek takımının gücüyle ilgili, potansiyeliyle ilgili neler biliyorsun? Nasıl bilgilere sahipsin? Tabii Çek takımında oynayan öncelikle Çek takımından oyuncularını bir kenara bırakalım. Çek takımını bence çok iyi tanıyoruz. Hem elemelerde olsun, daha önceki maçlarda olsun Çek takımını yakından tanıdığımızı düşünüyorum. Ve yarın da onların mutlak kazanmak için sahada olduğunu düşünürsek bence çok keyifli bir maç olacak. Ama umarım kazanan biz oluruz. Thank you very much. Çok teşekkürler. And now please your question.